Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi yapacağımız tatlı zerde. Çok lezzetli, çok hafif ve özellikli bir tatlı. Tüm püf noktalarını şimdi yaparken size anlatacağım. Önce ihtiyacımız olan malzemelere bakalım. 2,5 su bardağı kadar 700 ml su, 1 dolu kahve fincanı yani 35-40 gram kadar pirinç, 1 su bardağı kadar yani 150 gram kadar şeker, yarım çorba kaşığı 15 gram nişasta, yine yarım çorba kaşığı safran ve üzerini süslemek için kuş üzümü ve çam fıstığı kullanacağız. Arzu ederseniz varsa taze nar da kullanabilirsiniz. Gelelim yapımına. İlk iş pirinçleri haşlamak olacak. Pirinçleri bir sudan geçireceğim. Ondan sonra da haşlayıp pişirmeye başlayacağım. Pirinçleri şöyle bir sudan geçirdim. Suyunu süzdüm. Şimdi 700 ml suyun içerisinde bütün bu pirinçleri pişene kadar kaynatacağım. Bu da yaklaşık 15 dakika sürecek. Şimdi safranı ıslatacağım sıcak suyla renginin çıkması için. Şöyle bir kaba alıyorum. Üzerine çok azıcık sıcak su döküyorum. Aynı şekilde kuş üzümlerinin de yumuşaması için onların üzerine de sıcak su döküyorum. Ve ikisini beklemeye alıyorum. Diğer tarafta da zerdeye kıvam vermesi için kullanacağım nişastayı normal soğuk suda eriteceğim, yumuşatacağım. Onun için de yarım fincan kadar bir su kullanacağım. Bu da hazır. Bakalım pirinçlere. Pirinçler kaynamaya başlarken şekerini de ekliyorum. Ve pirinçlerin yumuşamasını bekliyorum. Pirinçler piştiler. Size göstereyim ne kadar şiştiklerini. Gayet güzel pilavlık pirinç gibi şiştiler. Şimdi içerisine nişastasını vereceğim. Nişasta beklediği zaman dibe çökecektir. Şöyle bir karıştırın önce. Ardından döküp karıştırmaya devam edin. Hemen kıvam alacak. Ve üzerine safranı ekliyorum şimdi. Safranlarıyla beraber ekleyeceğim ben. Bu şekilde safranıyla da beraber bir 15 dakika daha pişecek. Zerde çok güzel pişti. Hemen servis kaplarını boşaltacağım. Biraz soğuyup üzeri kaymaklandığı zaman da kuş üzümü ve fıstıkla süsleyeceğim. Safran bin bir derde deva bir bitki. Bulması biraz zor, gerçeğini bulmak çok zor. Birkaç cinsi var. Aktarlarını size yardımcı olacaktır. Ekonomik olan cinsinden kullanabilirsiniz. Ben de ondan kullandım. Hatta size ikisinin farkını da göstereceğim. Bu pahalı olan safran. Rengi daha kırmızıya dönük. Bu da daha ucuz, daha ekonomik olan safran. Rengi sizi yanıltmasın. Yani bunun bile hilesi olabiliyor. Ona o kadar aldanmayın. Hatta ve dahi zerde yapmak için safran yoksa evinizde zerdeçal da kullanabilirsiniz. Binbir derde deva bu bitki çok midevi, çok hafif, çok da lezzetli bir yiyecek oluyor. Umarım hepinizin sofralarını süsler, canlı, neşeli rengiyle size de keyif verir. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.